Hazreti Ömer radıyallahu anh geliyor. Efendimiz Aleyhisselam yanına girecek. izin istiyor yok. İkinci de, üçüncü de izin veriliyor. 29 gün Peygamber Aleyhisselam evine girmemiş. 29 gün. Meşrube denen bir yer orada duruyor. Neden? Annelerimiz kilim değişelim diyorlar. Annelerimiz perdeleri değişelim diyorlar. Biz daha müreffeh bir hayatı yaşayalım diyorlar. Sen devlet başkanısın ya Muhammed diyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Resulullah aleyhisselam ümmetinin dar gelirli olanlarına örnek olacak bir hayat yaşamak istiyor. Onlar bana baksınlar, benimle teselli olsunlar. Ayrılıyor eşlerinin yanından. 29 gün böyle bir hayatı yaşıyor. Hazreti Ömer radıyallahu an yanına girince. Efendimiz Aleyhisselam bir hasırın üzerinde toprak, toprağın üzerinde bir hasır. Onun üzerinde dinleniyorlar. Mübarek üzerinde hasırın izi. Gözünden yaşlar boşalıyor. Ma ya Umar. Seni ağlatan nedir ey Ömer diyor. Ya Resulallah, Allah düşmanı Kisra, Allah düşmanı Kayser sarayda yaşıyor. Sizse toprağın üzerinde bir hasır. Burada yüzünüzde hasırın izi. Allah Resulü dönüyor Ömer'e buyuruyor ki اَمَا تَرْضَا اَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَى Saraylar onların, servetler onların, ahiret bizim olsun, razı olmaz mısın ey Ömer diyor. Şimdi senin kitabında oğlunu gönderiyor, kızını gönderiyorsun senin kitaplarında İngiliz haydutunu medeniyetin kurucusu olarak öyle anlatıyorlar, öyle tanıtıyorlar. Müslüman evladına, Müslüman milletine, Müslüman ekranına, tiyatrona, gazetene, cemiyetine medeniyetin kurucusu Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır diye ne zaman yazacaksın Müslüman? Ne zaman yazacağız ya? İngiliz Kraliçesi. Sonra millet sıraya girdi. O katil, atası katil, dedesi katil, nesiller boyu katil. İşte benim peygamberim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bir din kültürü, ahlak kitabı var. Kardeşim, bırakın orada Resulullah'ı anlatın ya. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun içine falan adamı koy, filan adamı koy. Resulullah var sallallahu aleyhi ve sellem. Çıkar falanı filanı. O hayatı koy. O hayatı koy ki bu toplumda cani yetişmesin, katil yetişmesin, anne düşmanı yetişmesin. Anneler o acılara, o ızdıraplara tanık olmasın, şahit olmasın. Şimdi Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki اَفَمَنِ اتَّبَعْ رِضُوَانَ اللّٰهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَقَدٍ مِنَ اللّٰهِ Müslümanlar, Resulullah Aleyhisselam gibi Allah Teala'nın rızasını kazandığınız bu hayatı yaşamak mı daha güzel yoksa Allah'ın gazabını kullarına zulmederek Allah'ın gazabını, öfkesini üzerinize çektiğiniz bir hayat mı daha güzel? İngiliz kralının hayatı mı yoksa Hazreti Ömer'in hayatı mı? Deden Yavuz'un Selahaddin'in hayatı mı yoksa kilise çocuklarının hayatı mı? Hangisi güzel? Neden bıraktık ki? Neden bıraktırdılar? Neden bu ihaneti bize yaptılar? Neden mezarda kan terliyor? Dedemin iskeleti. Ne yaptık? Ne yaptılar mukaddes emaneti?